try it all. Selamlar, günaydınlar dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Saat tam 10. Tam 10. Ve benim tam şu anda dışarıya çıkıyor olmam gerekiyordu. Hazır olmam gerekiyordu ama uyanamadım bir türlü. Dün gece çok geç yattım. O yüzden de çıkamıyoruz. Niye dışarı çıkacaktım? Ecem'in bugün güzellik merkezinde randevusu var. Benim her zaman gittiğim, yaklaşık bir yıldır gittiğim bir güzellik merkezi var. Arada vloglarda ve Instagram'da da bahsediyorum. İsmini de bırakırım buraya. Oradan randevu ayarladık Ecem'e cilt bakımı ve bıyık lazeri için. Ben de bugün belki şuralarıma bir lazer vurdururum falan diyordum ama herhalde yetişemeyeceğim. Zaten Ecem randevulu, ben araya kaynamayı düşünüyordum. Kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkamam. Çünkü şekersiz besleniyorum bu hafta. Sürdürebilirsem bunu uzun süre, 21 gün kadar sürdürmeyi planlıyorum. Dün ekmek aldım. Tam tahıllı ekmek yiyebiliyorsunuz. Beyaz un içeren ürünleri yiyemiyorsunuz. Zaten uzun uzun bir videoda bahsettim. Bundan önceki videoda ilk günümü paylaştım sizinle. Yaptığım alışverişten bahsettim. Bu videodan sonra gelecek olan videoda da bir haftalık süreci paylaşıyor olacağım sizinle. Makyajımı da yapmadım. Kahvaltıdan sonra hemen makyajımı yapıp çıkacağım. Ama yine çıkmam bir yarım saat 45 dakikayı bulacak yani kahvaltı yapacağım için. Yapacak bir şey yok yani. Akşama söylemeyi unuttum bak, az daha unutuyordum. Bir randevum var benim de. Saat 9.30'da yani bayağı akşam. Bir astroloji uzmanına, umarım doğru söylemişimdir, doğum analizime baktıracağım. İlk defa doğum haritamın analizini çıkartacağız birlikte. Çok heyecanlıyım onun için. Ben astrolojiye çok meraklı bir insanım. Yani ara ara araştırırım, bakarım. Yükselen burçmuş, gezegenmiş, bilmem neymiş. Araştırırım çok bilmesem de. Uzun zamandır da böyle bir analizime baktırmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Merakla, heyecanla da akşamı bekliyorum. Çok heyecanlı. Neyse hadi kahvaltı yapalım. Daha fazla geç kalmayalım. Ecem'e geleceğim. Ben kahvaltıyı hazırlarken sohbet edelim ya. Bir tane omlet yapacağım kendime. Üstüne lor peyniri, biraz da maydanoz doğrayacağım. Avokado var, peynir, tuz, biraz baharat. Karabiber koymayacağım ama birazcık şu acıdan koyacağım. Bunun altını açıyorum. Günleriniz nasıl geçiyor? Semester tatili de bitti. Gerçi bazı üniversitelerin yeni başlıyor falan filan. İşe gidiyorsanız tatil yapma fırsatınız oldu mu? Benim arkadaşlarım yeni yeni işe başlıyorlar. O yüzden çok farklı geliyor bana yani. Heyecanlı bence. Güzel dönemler bunlar. Çoğu arkadaşım bu dönemde işe başladı. Bayağı bir var yani. Atananlar oldu, özel sektörde başlayanlar oldu falan. Sabah saçımla çok uğraştım bu arada. O yüzden bu kadar vakit kaybettim. Allah kahretmesin yani. Yetişirim dedim ya. Uyuzlandım yatakta. Geçte kalsam gitmem lazım. Sonrasında belki kahve içeriz dedim Ecem'le. Karaköy'e ne zamandır gitmiyorum. Zaten ben de ailemin yanındaydım biliyorsanız. Ay şunu bırakayım bir saniye. Dedim ki Karaköy'e gideriz. Bir kahve içeriz, vakit geçirmiş oluruz. Benim de akşama kadar bir işim yok. Akşam bir özel dersim var. O yüzden dedim ben de günü değerlendireyim. Hazır Ecem o tarafa gidiyorken. İçine lor peyniri döküyorum şu anda yumurtanın. Bakın şöyle görünüyor. Bir yandan su kaynatıyorum. Yeşil çay yapacağım yanında. Bu pişerken ben bir kefir içeyim. Hemen geliyorum. Yeşil bir tabak hazırlamış oldum kendime. Şöyle yukarıdan bakınca zaten yeşil çay da yeşil ya. Şunda da zeytinyağı var. Bakın. Aşırı sağlıklı görünüyor şu anda. Tam tahıllı ekmek tüketiyorum. Zaten ben uzun zamandır beyaz ekmek tüketmiyorum. Annemlerin yanında babam fırından sıcak beyaz ekmek aldığı zamanlar ancak o şekilde tüketiyorum. Hızlıca bunu yiyeyim. Sonra makyaj yaparken ya da çıkarken görüşürüz. Ve
çıkmaya hazırım. Odanın bu kısmını hem çok seviyorum hem sevmiyorum. Işık arkadan vuruyor. Öndeki dolabı da başka bir yere koyamam. Mecburen burada durmak zorunda. Fotoğraf çekerken falan çok yansıyor ve de olduğundan daha şişko gösteriyor beni. Kızlarla buna kanaat getirdik. Neyse şimdi çıkıyorum. Zaten iyice geç kaldım. Ben de belki bir şeyler yaptırırım falan diyordum ama yani yaptırmaya vakit olmayacak. Eceme söz verdiğim için ve biraz da hazırlandığım için gidiyorum. Bir kahve içeriz. Karaköy'de dediğim gibi biraz vakit geçiririz. Yani sanırım Karaköy'e gideriz, bilmiyorum. Artık çıkalım. Belki ucundan yetişiriz Ecem'in yaptıracağı cilt bakımına falan. Onları çekerim ben de. Hadi gidiyoruz. Hava mis. Hemen şurada bir inşaat daha yapılıyor bizim evin önüne. Allah kahretmesin, biri bitti biri başlıyor. Yani sesten kurtulamadık. Bakın yanımda kim var? Görünmek ister misin? Bu kız cilt bakımından geldi. Tabii ki ben yetişemediğim için direkt Karaköy'e geldim. Peki sizce ben ara öğünümü yanımda getirmiş miyimdir? Bence kesinlikle evet. Bu gittiğimiz kafenin adı Han Karaköy'de. Biraz arkaya kalıyor ama çok tatlı bir yer. Önceden üst katı da vardı. Ama üst katını kapatmışlar herhalde. Talep olmayınca falan mı acaba, ya da bilmiyorum. Normale göre bir tık fazla bence kahve fiyatları. Normalde 17-20 lira arasında oluyor filtre kahve. Burada 27 lira. Bir tık fazla tatlıları falan. He? Bu fiyatın nasıl? Tatlılar 40-45 lira ama. San Sebastian B blokta zaten 40 lira. B blokta çok meşhur. Beşiktaş'ta duymuşsunuzdur belki. Ecem sinir oluyor buraya geldiğimizde tatlı yiyemediği için. Dostlar, evden sesleniyorum. Eve geçiş yapıldı. Arada bir şey çekmedim zaten, hızlı hızlı eve geldik. Saat 6'da özel dersim var. O yüzden bir an önce yemeği yapıp yiyip ondan sonra çıkmam gerekiyor. Bir saat sonra falan yani. Yemekte bugün kinoa salatası var. Yanında da tavuk kızartalım dedik tavada. Öyle bir yemek olacak. Yani hem şekersiz beslenmeme uygun hem de sağlıklı bir öğün olacak. Akşam gelince de minicik bir ara öğün yaparım. Yoğurtla nar yiyebilirim. Ya da meyve yerim yani gerçi yine. Burada kinoa salatasını yapıyor Ecem. Domates, maydanoz, ceviz, nar koyacağız içine. Limon ve zeytinyağı da girecek tabii ki. Şu mu? Maydanoz az kalmış. Sen bir dakika şu tavukları koyayım da ocağa. Kinoamız pişti. Bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bıraktım şu bezle birlikte. Aslında biraz ılıması lazım ama çok vaktimiz olmadığı için onunla uğraşmayacağım şu anda. Birazcık zeytinyağı döküyorum içine. Biraz da limon sıkacağım. Zaten haşlanırken sıkmıştım biraz. Bunu bir karıştıralım. Bir yandan tavuk pişmeye devam ediyor şurada. Burada biraz su. Ne kadar karardı. Siz benim gibi yapmayın. Suyunu ekleyin, tuzunu. Koyuyorum. Biraz sıcak. Ama yapacak bir şey yok. Aynı tabule salata oldu işte. Onun avokadolu hali. Üstüne de nar gelecek biraz. Nar ekşisi de dökebilirsin aslında ama ben yiyemediğim için nar ekşisi bana yasak, o yüzden böyle. Voila. Pişmiş mi tavuk? Lezzetli mi? Şunun tadına bir baksana, beğenecek misin? Ama tuzu az olabilir. Güzel değil mi? Beğendi. Ben derse gidiş yapıyorum. Sizi burada bırakacağım. Şarjı bitiyor zaten. Çekecek bir şey de yok yani. Ben dersten gelince görüşürüz. Birlikte bir çay demleriz. Sonra da zaten doğum analizime bakılacak. Bugün sabah bahsetmiştim. Ona gireriz birlikte. Şimdilik bu kadar. Şimdi kamerayı şarja takayım. Ben gelene kadar şarj olsun. Çok heyecanlı. Ben geldim. Hiç iyi değilim. Biraz midem bulanıyor gibi ama bulanmıyor gibi de. Aç gibiyim de değilim gibi de. Sanırım içtiğim kahve rahatsız etti beni. Bir dakika. Minic gibi değilim. Portakal yiyorum.
Ne oluyor biliyor musunuz? Aç değilim ama hafif acıkmaya yakınken kahve içince midem bulanır oldu. Ya da kahve fazla gelince. Öğlen kahve içtim zaten. Orada da kahve yaptı oradaki veli. Kahve içmeyi çok seviyorum ama niye böyle oldu anlamadım ya. Son zamanlarda oluyor işte bu. Üzücü. Neyse yani günde bir kupa yeter, abartıya kaçmamak lazım. Şimdi ara öğün yapayım bari. Saat 9.30'da doğum haritası analizi çıkartacağız Duygu Hanım'la birlikte. Yarım saat var ona. Ondan önce bir ara öğün yapmak istiyorum ama tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Gerçekten şu an can çekişiyorum. Ecem az önce bana gelirken gofret aldırdı. Benim için görmesi çok acıydı. Aslında çikolata aldık şey, bitter çikolata. %85 kakaolu. Ama onu yemek istemiyorum. Galiba smoothie yapacağım. Bir tane muzla, azıcık kefirle, azıcık da balla. Olur mu ki ya? Çok mu şekerli kaçar? Meyve hakkımı doldurdum mu? Bir tane kuru kayısı yedim sadece. Yarım muz diyelim biz ona hadi. Bizim evde buzlukta bir sürü donmuş muz var. Yarım bir tane muz, tamam mı? Azıcık süt. Aman süt değil, kefir. Bir tatlı kaşığı da bal. Aslında chia da ekleyecektim ama vazgeçtim şu an. Yani doyuruculuğunda değilim. Tatlı bir şeyler geçsin. Ondan çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Otoma geldim. Bayağı lezzetli olmuş gerçekten. Eskiden mesela ben smoothie çok sevmezdim ama şimdi gerçekten çok hoşuma gidiyor ya. Yani bayağı da tatlı, hiç şeker yok, bir şey yok. Muz mu çok tatlı acaba? Bilemiyorum ama biraz daha kendime geldim kesinlikle. Ayrıca başım ağrıyordu, bir ilaç içtim. Görüntülü konuşacağız Duygu Hanım'la, onu bekliyorum. Bir yazayım bakayım, bir aksilik olmasın da. Biraz daha iyi yani. Hiçbir şey yapmak istemiyordum ama bu aralar biraz daha aktifim falan. İlham gigimi gelmiyor artık, ne bilmiyorum ama bir şekilde bir aksilik oluyor. Ya çekemiyorum ya çektiğimi yükleyemiyorum. Biraz daha değinelim. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreç sizin için birazcık önemli. Çünkü yükselen... En son görüşmemizin üzerinden 1-2 saat geçti herhalde. Ay bilgisayara dalmışım ya. YouTube'dan bir şeyler izliyordum. Vlog çekmeyi özlemişim ben ya. Bugün gerçekten keyifli bir gündü benim için. Yorucuydu ama keyifliydi. Güzel yemekler yedim. Güzel vakit geçirdim ve vlog çektiğim için mutluyum. Doğum analiziyle ilgili şunu söyleyeyim. Bence güzeldi gayet ama böyle wow olmadı. Ne bekliyordum ben de tam bilmiyorum ama ilk defa baktırdığım için çok da şey yapamıyorum, yorum yapamıyorum. Gayet keyifliydi. Sohbet ettik, konuştuk. Neler olabileceğinden ya da işte karakter analizinden falan birazcık bahsetti. Şimdi bir makyajımı sileceğim. Hadi birlikte silelim ya. Kapatmayayım hemen. Benim banyonun hala ışığı yanmıyor. Bunu biliyor muydunuz? Okey. Önce bir makyaj temizleme suyuyla makyajımızı temizliyoruz. Ben bu hafta bir de şey yapayım. Sabah rutinim. Her ay yapacaktım hesapta. 2 aydır yapamıyorum. Siz kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. O sonra bir de Ecem'i rahatsız edelim. Hatırlıyor musunuz? Ben kirpik lifting yaptırmıştım. Onu yaptırdıktan sonra rimel sürmeme hiç gerek kalmıyordu. Benim kirpiklerim kıvrık ama uçları sarı. O yüzden belli olmuyor. Orada işte boyadıkları için çok güzel olmuştu. Hiç rimel sürmeme gerek kalmıyordu ama eski haline döndü. Bakın sildim ve kirpiklerim yok oldu. Uf, belim ağrıdı ya. Tripod alayım artık kendime. Şunu takıyoruz. La Roche-Posay bitti. Ben uzun zamandır bunu kullanıyordum. Görmüşsünüzdür vloglarda. Sonunda bitti böyle. Çok çok az kaldı. Hala niye asmıyorum ben de bilmiyorum. Sonra şunu aldım denemek için. Nerede ya? Selenes'in yüz temizleme jelini. Kullandıktan sonra bahsederim falan diyordum. Bir sıkıntı yok yani. Hani herhangi bir reaksiyon göstermedi cildim. Yağlanma yapmadı. Bazıları şey demişti. Buralarımda dolu dolu sivilce çıkardı, iltihaplı falan. Ben de çıktı ama yememle de alakalı olabilir. Eve gittim geldim, çok sağlıksız beslendim. O yüzden ona yoruyorum yani. Yağlı yağlı beslenirsen tabii çıkar. Ama şu an düzenli besleniyorum mesela. Hala çıkmaya devam ederse evet bir sorun var demektir. Hassas çiftler için olanını almıştım. Bununla foşur foşur bir yıkayayım yüzümü müsaadenizle. Seni ziyarete geldik. Ecem Sims. Ay düşüyordum. Ecem Sims satın aldı. Dördüncüsü değil mi bu? Evet. Gece gündüz bunu oynayacak artık. Monster'ı da o yüzden aldık zaten sana. Evet. Aa, güzel olmuş ha kız. Çil deyince ben de çil yapmak istiyorum ya makyajla.
Ne olursa bana da yaparız. Oh. Benziyor muyuz? Yorumlara yazın. Bence hiç benzemiyoruz ama annem bile çok benzetir oldu. Bile diyorum, annemler de benzetmiyorlar. Artık herkes benzetiyor. Artık iPhone bile benzetiyor. Ecem'in arkadaşları ikiz olduğumuza inanırlar yani söylesek. Bakın o bahsettiğim sivilceler şunlar. Ya sivilce gibi de değil, böyle kızarıklık. Ne olduğunu ben de çözemedim ama Ecem şekerle alakalı olabileceğini söylüyor. Ecem'in yanaklarını. Çok tatlı, evet. Uy, atlas olsa da sevsek. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bak, bu kızarıklıklar beni biraz rahatsız etmeye başladı. Şöyle konuşacağım. O zaman size de iyi geceler dilememin vakti geldi. Saat 12 ya da 12.30. Erken uyuyacağım. Zaten yoruldum. Hem de yarın biraz erken kalkmak istiyorum. En geç 9'da falan uyanıyorum ama daha da erken uyanmak istiyorum. Bugün de böyle bir gündü. Umarım keyif almışsınızdır. Bence çok güzeldi ya. Vlog çekmeyi gerçekten özlemişim. Benden ne tarz videolar istersiniz? Vlog dışında farklı istediğiniz içerikler var mı? Şekersiz beslenmeyle ilgili olan süreci zaten paylaşacağım. Videosu gelecek onun da. İstediğiniz farklı şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız. Onun dışında kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.